bugün 164 yıl sonra daha dünyanın her yerinde ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara karşı verdiğimiz eşitlik, özgürlük, emek, hak, adalet, barış, laiklik mücadelesi ve dayanışma için sesimizi, isyanımızı birleştirme ve büyütme hikayemizi yazmaya devam ediyoruz. Bugün benzer taleplerle tekstil fabrikasında hakları için direnen kadınların izinden gidenler olarak onları saygı ve şükranla anıyoruz. 8 Mart dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara uygulanan sömürüye, ayrımcılığa, baskıya karşı yürütülen kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişin simgeleştiği bir mücadele günüdür. Eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştiği patriarkal kapitalizmin kadın ile kurduğu ucuz emek, kadının varoluş mücadelesi çok daha anlamlı bir hale gelmiştir. Uyan, diren, özgürleş! Uyan, diren, özgürleş! Uyan, diren, özgürleş! Kadınlar çalışma ve toplumsal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı olarak çalıştırılan kadınlar ucuz emek gücü olarak görülmekte, eşit değerde işe, eşit ücretten yoksun bırakılmaktadır. Covid-19 pandemisiyle birlikte patriarkal kapitalizmin yarattığı sorunlar derinleşmiş, pandemi kadına yönelik ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddeti, kadın bedeni, emeği üzerindeki sömürü ve baskıyı artır. Yaşam, özgürlük, kadın, yaşam. Sadece kadına özgü bir sorumluluk gibi görülüp, kadının sırtına yüklenerek bakımın kamusal bir hizmet olarak sunulmaması, sosyal destek politikalarının geliştirilmemesi, metalaştırılan hizmetlerin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle kadınlar istihdamdan kopmakta ya da hiç istihdam alanına girememektedir. Bakım maliyetlerinin görünmez kılınmaya, değersizleştirilmeye devam ederken emeğin görünür ve değerli olması için gerekli ekonomik düzenlemeler yapılmamaktadır. Bunun sonucunda kadınlar kamusal alandan, sosyal yaşamdan, üretimimizde özellikle son yıllarda kadınların toplum içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği siyasi iktidarın bilinçli politikaları ile sürekli azaltılmaktadır. Kadınlar muhafazakar, feodal kültürün baskısı ile evine kapanmaya zorlanmaktadırlar. Her gün en az 4 kadın katledilmektedir. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete uğramakta. İntihar denilerek son derece şüpheli ölümlerle yaşamları çalınmaktadır. Şiddet her kesimden, her meslekten, her toplumsal kesimden kadına karşı uygulanmaktadır. Ve kadına yönelik şiddetin faallerinin eril yargı ile tahrik adı altında indirimlerle serbest bırakılması şiddeti ve kadın cinayetlerini körüklemektedir. Yasal dönüşümler ve uygulamaların bir an önce başlatılması, eşitlikçi, demokratik, laik yönetim biçimlerinin hayata geçmesi, kadın bedeni üzerindeki tüm söz ve karar haklarının kadına ait olduğunun kabul edilmesi ve siyasi iktidarların kadının bedenindeki elini çekmesi gerekmektedir. Jin, Jiyan, azadi! Jin, Jiyan, azadi! Taleplerimiz açık ve net. Kadınlar ve LGBTİ artılara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler acilen yapılmalı. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmasına son verilmeli. 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı. Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli. Esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli, güvenceli, düzenli işler yaratılmalı. Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanmalı. Çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı. Ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı. Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra
tam zamanlı, ücretsiz, nitelikli ve ana dilde hizmet veren kamu ve mahalle kreşleri açılmalı. Kadınların eşit ve özgür olduğu, sömürünün baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için, hayatlarımıza sahip çıkmak için, demokrasi ve barış için, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için, emeğimizi ve hayatımızı örgütlemek için, tüm kadınları gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikalarda, atölyelerde emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart mücadele gününü kutluyoruz. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Yaşasın kadın dayanışması. Açıklamamıza Barış Annelerimizin, HDP Kadın Kolları'nın destekleri için teşekkür ederiz.